Gelişen ve büyüyen Türkiye'yi hazmedemeyen Fethullahçı terör örgütü 15 Temmuz gecesi demokrasimizi kastederek darbe teşebbüsünde bulunmuş ancak başarılı olamamıştı. Çünkü bu şanlı milletin bir daha tarihin kara günlerine, 80'li yıllara geri dönmeye niyeti yoktu. Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan'ın sokaklara çıkın çağrısı üzerine canını hiçe sayarak vatan için, bayrak için, ezanlar için tankların önüne yatmış, adeta etten bir duvar örmüştü. Türk halkı gösterdiği bu dik duruşuyla darbede parmağı olan dış güçlere de haddini bildirdi. Ereğlili vatandaşlar darbe girişimini bakın nasıl değerlendirdi. Cumhurbaşkanımızın da payı büyük yani. O olmasaydı, canlı yayına çıkmasaydı vatandaş da bir şey yapamazdı. Yani kim olabilir? Amerika. Evet, onlar yönetti. Tek başına Tayyip Bey veya hükümet ne iş yapabilir? Örneğin ben tek ne yapabilirim? Benim arkamda bir vatandaşım, bir kardeşim, bir kütle olduğu zaman adamın kurşunu 10 tanesi 10 kişi öldürür. Silahı bittiği zaman susacak. Arkadaki insan ne yapacak? Etten duvar örecek, orayı aşacak. Halk oldu yani, halk oldu. Fethullah Gülen denen zibidi oraya gitmiş, çöreklenmiş. Bunu medyada söylüyor, büyüklerimiz de söylüyor. 40 yıldır yuvalanmış. Benim çocuğum askerden atıldı, alay alay atıldı. Bunu anlatamadık biz derdimizi vatandaşa. Anlamadılar. İlla ki ne zaman biri gelip kafamıza taşı vuracak, acıyacak, ondan sonra anlıyor vatandaş. Bizim damarımızdaki asil kana bağlı bu. Şey yok. İşbirliği vardır, mutlaka vardır. Çünkü Türkiye'yi hiçbir ülke sevmiyordur. Çünkü Müslüman bir ülke, Orta Asya'ya yani tek başına yani hükmetmek istiyor Türkiye. O yüzden Türkiye'yi hiçbir Avrupa ülkesi istemez. Başta Fransızlar. Ben Fransa'da ikametgah ediyorum orada. Ki orada gördüğüm şeyler Türkiye için hiçbir Türk'ü sevmiyorlar orada yani. Türklerin hiçbirini sevmedikleri için Türkiye'yi hiç kimse istemez yani. Türkiye'nin iyi olmasını, Türkiye'nin kalkınmasını ki Erdoğan'ın yani Cumhurbaşkanı'nın hiçbir ülke orada istemez. Maalesef memleketimizin kaderi her 10 senede bir efendime söyleyeyim böyle şeylerle karşılaşıyorduk. Bu arada askerimizin de tabii ki prestiji sarsılıyor halk gözünde. Ama inşallah bundan sonra askerimiz de düzelecek, ordumuz da düzelecek, memleketimiz de düzeleceğine inanıyorum ben. İnşallah hayırlısı olur dedim. Başkanımızdan yani. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanı zaten o olmasaydı bu meydanlar da dolmaz gibime geliyor. Benim şahsi kanaatim hiç o. Bittiydi yani. Yani biz Cumhurbaşkanımızdan memnunuz. Allah da memnun olur inşallah. Tamam mı? Bu millet o dik durduğu sürece de millet arkasındadır. Hiç tereddütü olmasın yani. İnşallah iyi olacak.